Diyelim ki burada bir su birikintisi var ve ben de bu su birikintisinin tam ortasına bir taş atıyorum. Evet, bir taşı alıp bu su birikintisinin tam ortasına atıyorum ve bir süre sonra suda tam da taşı attığım yerde dışarıya doğru dairesel olarak genişleyerek ilerleyen bir hareket oluşuyor. Bunu nasıl çizebilirim bilmiyorum ama bu şekilde merkezden dışarıya doğru yayılan bir hareket ya da dalga düşünün. Dalga merkezi taşın suya çarptığı yerde olan bir daire. Tam da o anda dairenin yarı çapının e, 3 cm olduğunu varsayalım. Buna ek olarak yarı çapın saniyede 1 cm arttığını da biliyoruz. Neymiş, yarıçap saniyede 1 santimetre artıyormuş. Evet, daire şeklindeki dalganın yarıçapı tam o anda 3 santimetre ise ve yarıçap da saniyede 1 santimetre büyüyorsa, bana alanın hangi oranda büyüdüğünü söyleyebilir misiniz? Bu dairenin alanının hangi oranda büyüdüğünü bulmamız lazım. İlginç değil mi? İsterseniz işe bildiklerimizin ve bilmediklerimizin yani bulmamız gerekenlerin üzerinden geçerek başlayalım. Yarı çapın tam o anda 3 cm olduğunu biliyoruz. Buna ek olarak yarı çapın zamana bağlı değişim hızının ya da oranının da saniyede 1 cm olduğunu biliyoruz. Evet burada verilen bilgi dr bölü dt yani r'nin zamana göre değişimi saniyede 1 santimetreye eşit. Peki bizden neyi bulmamız isteniyor? Dairenin büyüme oranı öyle değil mi? Evet bulmamız gereken şey dairenin zamana bağlı olarak büyüme oranı. Şimdi eğer dairenin yarı çap ve alanı arasında bir ilişki bulup bunun zamana göre türevini alırsak ki bunun için zincir kuralından da faydalanmamız gerekecek, bunun işimizi göreceğini düşünüyorum. Peki bana herhangi bir anda bir dairenin yarı çapı ile alanı arasında ne gibi bir ilişki olduğunu söyleyebilir misiniz? Ee, i̇lkokul geometri derslerinden de hatırlayacaksınız değil mi? Dairenin alanı pi r kareye. Evet pi r kareye eşitti öyle değil mi? Şimdi alanın zamana göre değişimini bulmamız gerektiği için bu ifadenin iki tarafının da zamana göre türevini alacağız. Burada kendime biraz daha yer açayım. Evet böyle daha iyi olacak. Hatta bir saniye şu yazdıklarımı baştan yazayım. Pi R kare evet alan pi R kareye eşit. İki tarafında zamana göre türevini alacağım demiştim. Türevi R'ye göre değil, zamana göre aldığımıza dikkatinizi çekmek istiyorum. Sol tarafta alanın zamana göre türevi olacak. Bunu yeşille yazalım. Evet, sol tarafta alanın zamana göre türevi, sağ tarafta da bir bakalım eğer sabit çarpı bir şeyin türevini alıyorsam bu sabiti türevin dışına çıkarabilirim. Hemen yapıyorum. Pi çarpı r karenin zamana göre türevi. Bu noktada neden zincir kuralını kullandığımı daha iyi anlamanız için şu şekilde anlatayım. R'nin zamanın bir fonksiyonu olduğunu varsayıyoruz değil mi? Eğer R zamanın bir fonksiyonu olmasaydı alan zamanın bir fonksiyonu olamazdı. Bu yüzden de R yerine r'nin zamanın bir fonksiyonu olduğunu belirtmek amacıyla rt evet rt'ye bağlı yazıyorum. Şimdi de bunun zamana göre türevini bulacağız. rt'nin karesini alıp zamana göre türevini alacağımıza göre zincir kuralını kullanmamız gerekecek. Karesi alınmış bir ifadenin o ifadeye göre türevini alıyoruz. Karesi alınmış ifadenin o ifadeye göre türevi 2 çarpı o ifadenin kendisine eşit olur. Bunun iyice anlaşıldığından emin olmak istiyorum. Bu rt karenin rt'ye göre türevi yani az önce söylediğim gibi karesi alınmış bir ifadenin o ifadeye göre türevidir. Eğer x karenin x'e göre türevini alıyor olsaydık 2 çarpı x bulurduk öyle değil mi? Ve eğer bu da rt karenin rt'ye göre türevi olsaydı 2 çarpı rt elde ederdik. Ama bu sonuç bize zamana göre türevi vermez. Bu rt'ye göre türevidir ve bunun zamana göre değişiminin türevini bulmak için bunu rt'nin zamana göre değişim oranıyla çarpmamız lazım. Peki rt'nin zamana göre değişim oranı nedir? Bunu dr bölü dt olarak ifade edebiliriz. Evet bunlar eş değerdir. Pi'yi de pi'yi de unutmayalım tabii değil mi? Buradakinin zincir kuralı olduğunu bir kere daha hatırlattıktan sonra devam edelim. Bir ifadenin karesinin zamana göre türevi o ifadenin karesinin o ifadeye göre türevine eşittir? Başka bir deyişle bu 2 çarpı o ifade çarpı o ifadenin zamana göre türevidir. Daha açık anlatamam herhalde değil mi? Tamam. Zincir kuralını uyguladığımız yeri de şöyle işaretleyeyim. Tamam böylece geriye pi çarpı. Bu da alanın zamana göre türevi. Şunları baştan yazmak istiyorum. Evet. Alanın zamana göre türevi eşittir. 2'yi başa yazalım. Şunun yerine de yeniden r yazalım. 2 pi çarpı r çarpı dr bölü dt. R'yi mavi ile yazarsam daha iyi olacak. 2 pi r dr bölü dt. Bildiklerimi gözden geçirecek olursak r'nin ne olduğunu biliyoruz. Evet tam o anda r 3 santimetreye eşitti. r'yi 3 santimetre olarak not ettikten sonra dr bölü dt'nin de saniyede 1 santimetre olduğunu biliyoruz. Onu da not edelim saniyede 1 santimetre. Bu durumda dA bölü dt neye eşit olur? Aynı yeşili kullanayım. 2 pi çarpı 3 çarpı 1. Birimlerin doğru olduğundan da emin olalım. Bir saniye bu çok koyu oldu. Evet santimetre çarpı santimetre yani santimetre kare bölü saniye. Tamam alanın zamana göre değişimi için ihtiyacımız olan birim de zaten bu. dA bölü dt'yi yani alanın zamana göre değişim hızı ya da oranını 6 pi'ye eşit olarak bulduk. 6 pi santimetre kare bölü saniye. 18 santimetre kare bölü saniyeden biraz büyük bir değerdir değil mi? 3 çarpı 2 pi. Saniyede 6 pi santimetre kare değişiyormuş. İşte bu kadar.